Merhabalar herkese. Bugün başlayan VR Chess Masters turnuvasından bir karşılaşma ile sizlerle birlikteyim. Beyaz Taşlar'da dünyanın 6 numarası Nodirbek Abdusattaro var. Siyah Taşlar'da ise eski kadınlar dünya şampiyonu Aleksandra Kostenyuk oynuyor. Bakalım 60 dakikalık tempoda neler yapmış ustalar. E4 ile başlıyoruz oyuna. C6 ile Karakan savunması. D4, D5, At D2 ile E4 savunulunca D, 4 At E4, At F6 ile E4 atıyla gel değişelim. At çarpı F6 ve E çarpı F6 şu ana kadar sıklıkla oynanan bir teo. Oraya gitmişler Karakan savunmasında Tartakover varyantı olarak geçiyormuş. Bu varyant C3'de devam etmiş. Nodirbek, Fil D6'nın ardından Fil D3'e gelişildi ve H5. Aslında burada ustalar arasında en sıklıkla gördüğümüz hamle Kısarok hamlesiymiş ama H5 hamlesi çok çok nadir bir hamle ve e, ee, Alexander rakibinin muhtemelen teorik hazırlıklarından birazcık çıkmak istiyor. Bu hamleyle ile at f3 ile birlikte beyazlar gelişimi sürdürürken h4 de geliyor. Yani h3 oynamak isteyecek ve buradaki piyon yapısına zarar vermek isteyecek gibi görünüyor şu anda. Alexandra Kosten ama H3 hamlesiyle orası engellenmiş Nodirbek tarafından. File 6'dan sonra da beyazlar kısa okunu atıyor. Vezir D7 dikkat ederseniz artık siyahların kısa oku birazcık sakıncalı bir hamle gibi görünüyor. Çünkü at çarpı H4 gibi seçenekler olabilir ve Henüz siyah merkezde kaldı. Onu da düzgün bir kareye koymam birazcık problemli olacak ki kale e1 hamlesi geldi. Şimdi e6 fili açmazdayken bu açmazdan kaçmak isteyen ee, Aleksandra Kosteynük şahını f8 karesine kaçmış. E kuşkusuz beyazların yapısı daha iyi oldu. Yani Şah B8'de atı nereden çıkacağım belli değil. Kale bağlantısını sağlayamayacağım gibi. Yani orduyu istediğim gibi kullanamıyorum şu anda. Ve at D2 hamlesi gelmiş. Nodirbek'ten Nodirbek atını E4'e manevra etmek istiyor. Fil C7'ye çekilince. At D4, vezir D6 gibi hamlelere de karşı koyuldu. Ve at C5 isteniyor burada aslında. Şöyle bakabiliriz. Yani kötü bir hamle oynatayım A6 gibi ve... At c5'in neden tehlikeli olduğuna bakalım. Çünkü at c5'e hani vezir d6 oynanabilir gibi duruyor. Vezir h2 tehditleriyle birlikte ama at çarpı e6 şah f çarpı e6'dan sonra da vezir b3 ver burayı ver burayı. Şimdi vezir h2 şah f1 vezir h1 e, bu hamleler doğru bile değildir bence bilgisayara göre. Şah e2'ye kaçınca da vezir G çarpı g2 yani siyahlar... Buradan itibaren hücumunu artık devam ettirecek materyale sahip değil. Çünkü bu taşlar yerinde yatıyor. E, E6'nın zayıflığı malum. B7'nin zayıflığı malum ve fil saldırabilecek ama şu an zaten hamle sırası beyazlarda. Beyazlar, beyazlar E6'yı B7'yi alabilir istediğini. Fil G3 hamlesi oynasanız dahi çok büyük bir hücum etmemiş oluyorsunuz. Hemen F2'yi savunabilir beyaz taşlar ve çok rahat bir üstün konuma geçebiliyorlar. E, B6 hamlesi gelmiş Kostenyuk'tan. Hemen at C5 engellenmiş diyebilirim. Vezir F3. Beyazlar bir hamle bir hamle taşlarını oyuna katıyorlar ve vezir d5 hamlesi gelmiş burada. Kostenyuk'tan. Şimdi de b3 oynanıyor. B3'ten sonra yani siyahlar henüz istediği hamleleri yapmakta zorlandıklarını söyleyebiliriz. Yani kale bağlantısını sağlamada, rok atmada, şahına düzgün bir konum bulmada, atını oynamada problemler yaşadı ve hamle sayısı artık 15. Yani direkt c4 hamleleri oynanabilir. Belki d4 fedası ile birlikte bir şeyler yapılabilir. Fil B2 C4'ler oynanabilir. Burada birçok beyazın e, yavaş yavaş oynamaya çalıştığı e, hamleler var. Vezir H5 hamlesi geliyor ve diyor ki burada Aleksandra Kostenyuk gel vezirleri değişelim. Bu konum istediğimiz gibi gitmiyor. Vezirleri değişirsek benim için rahat edecek demiş ama vezir E3 hamlesi Nodirbek teklifi geri çevirmiş ve at D7 ile birlikte 16. hamlede bu at oyuna girmeyi başarıyor. Fil A3 şimdi Fil çok tehlikeli bir çaprazdan ya yani fil B2 demiştim ama fil A3 çok daha tehlikeli bir çaprazdan oyuna girdi ve yani bu karelerin hakimiyetiyle birlikte şah çekmesi şahı G8 karesine itiyor ve C4 hamlesi de geliyor. Şu anda tahtaya bakıldığında beyazların konumu üstün. Beyazlar hem merkezde üstün hem kalan taşların konumunda da üstün duruyorlar. F5 hamlesi geliyor. E4'teki atı kaldırmak isteyecek burada. Aleksandra Kosteniuk e4'teki at G5'e gidiyor ve daha büyük bir sıkıntı oldu. Ne oldu derseniz E6'ya saldırılar var artık. At çarpı E6, F çarpı E6, Vezir çarpı E6 gibi bir hamle dizisi oynanırsa zaten yani siyah şahın artık savunulacak bir tarafı kalmıyor diyebiliriz. Fakat burada Alexandra Kostenyuk F4 hamlesini buluyor. F4 hamlesinden sonra ver veziri ver G5'teki atı hamlesi bu ve ortalık birazcık karışacak gibi görünmekte. Vezir F3 hamlesi geliyor burada. Nodirbek'in tek doğru hamlesiymiş bu. Diyeceksiniz ki nasıl doğru hamle atı kaybediyor. At alınmamış. Eğer at alınırsa çünkü gerçekten e, kalan konumun ne kadar tehlikeli olduğunu ve siyahların ordusunu ne kadar e, koordineli bir şekilde oyuna katamadığını gösteren bir varyant var. Kale çarpı E6. Kale çarpı E6'dan sonra FE6 alınırsa Burada vezir çarpı E6 hamlesi, vezir çarpı C6 hamlesi var. Şimdi kale isteniyor. il isteniyor. At isteniyor. Yetmiyor. Bir de mat isteniyor. Vezir E6 alındığını düşünürseniz işte vezir, işte bu fil, işte bu fil 3 tane harika çaprazdan mat olmuş oluyor siyah taşlar. Fakat konum buraya gitmemiş dediğim gibi. Çünkü vezir çarpı F3 alınmış. At çarpı F3'ten sonra da at F6'ya gelmiş. Tahtada hala tabii ki bir mücadele var fakat at g5'e geri gitti ve şimdi e6'ya tekrar istek oluşturuldu. Bu e6 isteği fil d7 ile birlikte önlenirken kale e7 geliyor. Nodirbek'in taşlarının birazcık daha iyi konumda olması artık yavaş yavaş siyahları boğar bir vaziyete geldi. Kale e7'den sonra f7'yi nasıl savunacaksın? Kale f8 gibi bir hamle oynanmamış. Biraz pasif de bir hamle. Burada baktığım varyant aslında ee, oldukça karışık bütün taşların karışıldığı işler ama kale F8 hamlesi oynansaydı beyazların baskısı devam ederdi, ederdi şeklinde düşünebiliriz. Kale H5 hamlesi geliyor burada. Alexandra Kostenyuk'tan ve at çarpı F7. Şimdi önemli bir piyon alınmış oldu oradan. Şah güvenliği açısından da kritik bir piyondu bu ve Diğer taraftan da aslında ya bu taşlar birazcık sıkıntıda değil mi diye düşünebilirsiniz ama işte film buradan savunması özellikle oldukça kritik. Kale E8 hamlesi geliyor. Gel diyor kaleleri kırışalım burada. Ee, rakibine Alexandra Koste yük fakat bu hamle oynanmamış. Fil G6 oynanmış. Fil G6'dan sonra hem buraya doğru bir istek var. Hem F7'deki at savunuluyor hem de açarak buradan istekler olabilir tabii ki e8 karesine. Özellikle diyebilirsiniz ya kale a e1 oynayalım. Kale a e1 hamlesi iyi bir hamle değil. Kale a e1'den sonra özellikle kale e7, kale çarpı e7 ve işte buradaki sıkıntı kale a5. Çünkü kale a5 de bu fili ortadan kaldırmaya çalışacağız. Bu fil ortadan kalkarsa şah f8 isteklerim olabiliyor. Bu kale ve bu atı burada yan yana tutmak oldukça güç. Bu yüzden bu taşları olabildiğince sağlıklı bir şekilde rakip e, hatlardan çekmek lazım. Piyonu kazandık ama materyal değişerek çıkabiliyorsak çıkmak lazım. Fil G6 hamlesinden sonra kale A5 geliyor. Kosten doğru bir karar. Özellikle bu fili kaldırmak adına ve Nodirbek ataş altı ile birlikte şahını çekmiş durumda. Şah çekildi kaleye doğru bakışlar var. G çarpı H6. Fil çarpı E8. Fil çarpı E8. E kaleye iki alet değişmedik mi? Evet değiştik ama siyahın şah kanadına bakarsanız oradaki piyon yapısının da çok bozulduğunu ve bir sürü zayıflık olduğunu düşünebilirsiniz. Fil B4 hamlesi de geliyor burada. Ver kaleyi şeklinde. Şimdi fil D8 ile birlikte kale isteğine karşılık kale isteği geliyor ve burada Nodirbek'in aslında kale çarpı E8'de devam edebileceği bir yol var. Yani kale çarpı E8, at çarpı E8, fil A5, B A5. Bu yolda beyazlar üstün. Ve şöyle bir yapı var aslında. hani Kale E1 oynayacağım, şah v 7 kale E5, kale C5, C6'ya saldırıp C6'ya düşürürsem eğer Beyazların özellikle o uzak kanattaki piyonlarının çokluğu ve siyah piyonun yapısıyla birlikte Aslında beyazın bir üstünlüğü var. ama sanırım nodirbek burayı istediği gibi değerlendiremedi ve, başka bir şekilde oynamak istiyor. Tahtada birazcık daha taşları tutmak istiyor. Sürelere burada dikkat çekeceğim. 40 saniye var Kostenyuk'ta. 6 dakika 28 saniye var Nodir ve Kaptus Sattarov'da. Ve kale G5 hamlesi geliyor burada. Sen kaleni kaçtıysan ben de kalemi kaçtım diyor. Kale g 5ten sonra ise hamle kale B8 2018 18 saniyesi kala Nodirbek özellikle 8. yatayda baskıyı arttırıyor ve şimdi D8'deki Filistek'te Fil istekte Fil C7'ye gidince iki oyuncu da 30. hamleleri tamamladıktan sonra format gereği yarım şar saat süre eklemesi alıyorlar. Eğer oyun devam ederse 20 hamle sonra bir yarım şar saat daha alacaklar ve Burada kale istekte ne yapacağız? Kale C8 hamlesini oynamış. Nodirbek o C7'deki fili istiyor. İşte oyunun en kritik anlarından bir tanesindeyiz. Kosteyuk durumunun iyi olmadığını farkında. Yani E8'deki fili açmaz da F6 oraya tutunuyor ama rakip henüz diğer kalesini gelmedi. Diğer kaleyi oyuna gelebilir. Kale çarpı C7 isteğine karşılık ne yapacağım? Yani fil nereye oynayabiliyor? Bakın oynayamıyor, oynayamıyor. Buraya da oynayamıyor. Ve yapacak bir şey yok. Fil düştü. Peki ne yapacağız? Yapacağı hamle burada yaptığı hamle daha doğrusu Costa Yunkun F3. F3 hamlesinden sonra ne yaptık? Yani gördüğünüz gibi çok kritik bir çaprazı açtık burada. Ve fil artık F4 karesine kaçabilecek. Fakat önemli de bir saldırı var. Oyunun en kritik anındayız. Kale çarpı G2 saldırıları var burada. Nodirbek kale çarpı C7 almalıymış. Kale çarpı C7, kale çarpı G2. Şah F1'e kaçarsanız kaybediyorsunuz beyaz taşlarla. Çünkü fil oraya zıplayabiliyor. Fil oraya doğru baskılar oluşturabiliyor. Şaş bir tek doğru hamle ve at e4. Şimdi at f2 isteğiyle birlikte gelirken fil e1 ile burayı tutmak en mantıklı yolmuş. Bilgisayar bize diyor ki böyle beyazlar çok güzel bir şekilde tutar. Ve yavaş yavaş artık vezir kanadı piyonlarıyla oyunu e, devam ettirmeye kalkar diyor. Çünkü yani beyaz fil de h3'ü alsa dahi pek bir şey yapamıyor devamında konumun. E, beyazlar burayı böyle savunabiliyormuş. Fakat Nodirbek diyor ki yani ben burayı tam değerlendiremedim. Buradan başıma işler gelmesin. Ben G4 oynuyorum ve pozisyondan kurtulacağım aslında diyor. Fakat işler o kadar kolay değil. H çarpı G3 hamlesi geçerken alma hamlesi geliyor ve şimdi konum yavaş yavaş daha tehlikeli olmaya başladı dikkat ederseniz. Buradaki iki piyon ve açılabilecek olan bir G hattı burada sıkıntı yaratacak. Nodirbek'in burada ister inanın ister inanmayın beraberliği sağlayan hamlesi Fileye hamlesiymiş. Devamını göstermeyeceğim. Çünkü devamında ne beyaza inanabiliyorum ne siyaha inanabiliyorum. E, karışık bir konum olduğunu söyleyebilirim. Fileye hamlesi de oynanmamış zaten. Nodirbek Kale F1 oynamış. Demiş ki ben kaleyi de savunmaya geleceğim. Bu şekilde destekleyeceğim durumu ve eğer sen alırsan piyonu şah çarpı F2 alacağım. Hiçbir problemim yok burada. At e4'ten şah çekerse mesela şah E3'e gidiyorum. Ya savunmalı kaldı pozisyonum. Ya ben iyi durumda kaldım. Bir sıkıntım yok diyecek. Fakat oyun böyle gerçekleşmiyor. Çünkü kale F1 hamlesinden sonra Alexandra Kostenyi G2 oynuyor ve ver F1'deki kaleyi diyor. F1'deki kale ne yapacak? E1 karesine gidecek ve şimdi ya hala yani yarım saattir C7'deki fil boşta ama ya yani C7'deki fili almaya bir türlü fırsat bulamıyoruz çünkü sürekli şah kanadından istekler oluyor burada ve kale e1 hamlesi de çok kritik bir şekilde geliyor. Şimdi aslında şunu söyleyebiliriz. Belki bu pozisyonda kale f1 yerine kale çarpı c7 diye bakarım. İşte bu kaybediyor. Sebebi at e4 hamlesi. At e4 hamlesinden sonra çünkü f2'ye saldırı var. E F2 alırsak ne olur? Bu sefer kale g3 var. Kale g3'ten sonra bu var, bu var. Hiçbir koşulda artık beyaz taşları kurtaramıyoruz. Hemen oyuna döndüğümüzde kale f1 demiştim. g2 demiştim. Kale e1 oynandı ve artık Alexandra Kostenyuk amacını belli ediyor. Kale H5 oynuyor. Ne C7'ye bakıyorum ne E8'e bakıyorum. Benim amacım kale çarpı H3 ardından da kale H1 ile birlikte mat etmek. Nodirbek'in buradan kurtuluşu nasıl olacak? Nodirbek kale E3 oynamış. Diyor ki eğer kale H3 oynanırsa yapacak bir şey yok. Kale çarpı F3 alacağız. Yani kale çarpı H3 kale çarpı F3 bu şekilde mattan kurtulurum. Kale H1'e şah G2 var. Kale F3 alınırsa da bu şekilde oyuna devam edeceğim diyor. Fakat Alexandra Kostenyuk burada artık konumu harika bir şekilde anlamış durumda ve çok güzel bir hamle buluyor. Fil H2. O fil zaten 3-5 hamledir feda halindeydi. Şimdi de H2'den feda ediliyor ama bir fark var. Bu kez almak zorundasın. Şah çekildi. Şahın kaçabileceği hiçbir yer yok. Şah çarpı H2 alıyor Nodir ve Kaplus Attarov. Aleksandra Kostenyuk fil, fil H2'yi bulduktan sonra güzel hamlelerine devam ediyor. Kale çarpı H3. Kale çarpı H3'te bir çift ünlem ve Pedayı almak zorundasınız çünkü Şah G1'e kaçarsa kale bir mat var. Şah çarpı h 3 alınıyor ve Aleksandra Kostenyuk vezire çıkmayı başarıyor. Aleksandra Kostenyuk yıllar önce e, ilk satranç youtuberlarından da biri aslında ve Chess Queen e, lakabıyla, satranç kraliçesi lakabıyla da aslında e, hem YouTube kanalı vardı hem de is e, kendini öyle tanıtırdı. Artık o vezire çıkmayı, e, yabancılarda da queen'e çıkmayı başarıyor diyebiliriz G1 karesinden ve kalece E8 hamlesi. Artık Noderbeck'in yapabileceği pek de bir şey yok. Çünkü rakibin istekleri belli. Rakip vezir G4. Ardından g G'de vezir G2 ile birlikte mat etmek isteyecek ve kale çarpı E8 vuruyor. Bence Noderbeck'in buradaki durumu şu. At çarpı E8 alır mı? diye bir deniyor. Yine konum kayıp olur ama at çarpı E8'den sonra oyuna biraz daha devam edebilir diye düşünüyor Nodirbek kendisi. Fakat Şah h geliyor burada. Aleksandra Kostenyuk. Hiç E8'de E7 ile hiçbir şeyle işi yok. Aleksandra Kostenyuk artık mat ettiğinin farkında. Çünkü bezir G4 ve vezir G2 hamleleri ile birlikte hemen mat edecek. Diyeceksiniz ki e, şah çekemez miydi bir tane daha? Çekebilirdi ama Nodirbek burada oyunu terk etmiş. Mesela böyle şah çekerse şah G6'ya gidecek artık. Veyahut böyle şah çekelim şah G6'ya gitsin. Kale G8 var ama at G8 bedava kale olur. Peki... Ya bu kadar konuştuk. E, vezir g4 var. Biz vezir g4'ü niye engellemiyoruz? Mesela şu şekilde. At çarpı e4 mi var? Hayır. Böyle şeyler yok. Burada da bir iki hamlede mat var. Çünkü vezir g2 şah. Şahın kaçabileceği tek yerden sonra vezir h2 ile birlikte Aleksandr yük mat etmiş olurdu. Açılıştaki o beyaz üstün konumdan sonra siyahlar en iyi şanslarını değerlendirmeyi başardı. Ve f3 hamlesi gerçekten oyunu karıştıran bir hamle oldu. Nodirbek yani dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi. Önümüzdeki yıllarda dünya şampiyonu da olabilir ama burada Alexandra Kostenyuk unutulmaz bir galibiyet alıyor. Önce fil fedası ardından kale fedası. Chess Queen lakabıyla bilinen isim Vezir'e çıktı ve güzel bir şahşede hamlesiyle oyunu noktaladı. Ben bu oyunu hemen sizlerle paylaşmak istedim. Umuyorum keyif almışsınızdır ve beğen tuşuna basmayı unutmazsınız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.